Turco, livello principianti 6. Si prega di non dimenticare di iscriversi e come il video. Lütfen üye olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ci sono 5 persone nella mia famiglia. Ailemde 5 kişi var. Ailemde 5 kişi var. Chi sono? Onlar kim? Onlar kim? Le 5 persone sono mia madre, padre, fratello, sorella e io. Beş kişi, annem, babam, erkek kardeşim, kız kardeşim ve ben. Beş kişi, annem, babam, erkek kardeşim, kız kardeşim ve ben. Qual è il nome di tuo padre? Babanın ilk adı ne? Babanın ilk adı ne? Il suo primo nome è Levis. İlk adı Levis. İlk adı Levis. Qual è il nome di tua madre? Annenin ilk adı ne? Annenin ilk adı ne? Il suo nome di battesimo è Anna. İlk adı Anna. İlk adı Anna. Qual è il tuo cognome? Soyadın nedir? Soyadın nedir? Il nostro cognome o cognome è Wilson. Soyadımız ya da son adımız Wilson. Soyadımız ya da son adımız Wilson. Da dove viene la tua famiglia? Ailen nereli? Ailen nereli? Siamo dello stato della California, dove ci sono 20 milioni di persone o più. Yirmi milyondan ya da daha fazla insanın olduğu Kaliforniya eyaletindeniz. Yirmi milyondan ya da daha fazla insanın olduğu Kaliforniya eyaletindeniz. Da che città vieni? Hangi şehirdensin? Hangi şehirdensin? Siamo di Monterey. È il luogo di nascita di tutti i bambini della nostra famiglia. Monterey'deniz. Ailemizdeki tüm çocukların doğum yeri. Monterey'deniz. Ailemizdeki tüm çocukların doğum yeri. Chi è tuo padre? Babaanne. Babaanne. È un insegnante di matematica in una scuola media a Monterey. Monterey'de bir ortaokulda matematik öğretmeni. Monterey'de bir ortaokulda matematik öğretmeni. Il vecchio è l'opposto di giovane.
yaşlı, genç yin zıttıdır. Yaşlı, genç yin zıttıdır. Happy è l'opposto di triste. Mutlu, üzgün yin zıttıdır. Mutlu, üzgünün zıttıdır. La mattina è l'opposto della notte. Sabah, gecenin tam tersidir. Sabah, gecenin tam tersidir. È sempre l'opposto di mai. Her zaman, aslanın tam tersidir. Her zamanlar aslanın tam tersidir. Dopo è l'opposto di prima. Sonra, öncenin tam tersidir. Sonra, öncenin tam tersidir. Dark è l'opposto di light. Karanlık, aydınlığın tam tersidir. Karanlık, aydınlığın tam tersidir. La nostra lezione riguardava la storia del mondo il lunedì. Pazartesi günü dersimiz dünya tarihi hakkındaydı. Pazartesi günü dersimiz dünya tarihi hakkındaydı. Molte persone erano a casa mia martedì. Salı günü birçok insan benim evimdeydi. Salı günü birçok insan benim evimdeydi. Mercoledì non ero in classe. Çarşamba günü sınıfta değildim. Çarşamba günü sınıfta değildim. Il ragazzo era tra la zia e lo zio. Çocuk teyzesiyle amcasının arasındaydı. Çocuk teyzesiyle amcasının arasındaydı. Il mio tempo, quasi sempre, era per la mia famiglia. Vaktim, neredeyse her zaman ailem içindi. Vaktim, neredeyse her zaman ailem içindi. Siamo stati con i nostri giovani cugini fino alle 5. Beş sıfır sıfıra kadar genç kuzenlerimizle birlikteydik. Beş iki nokta sıfır sıfıra kadar genç kuzenlerimizle birlikteydik. Era una bella immagine di sua madre. Annesinin güzel bir resmiydi. Annesinin güzel bir resmiydi. Era tra le tante altre cose sul tavolo. Masanın üzerindeki diğer birçok şeyin arasındaydı. Masanın üzerindeki diğer birçok şeyin arasındaydı. È quasi mezzanotte. Neredeyse gece yarısı oldu. Neredeyse gece yarısı oldu. Erano in Europa alcuni anni fa. Birkaç yıl önce Avrupa'daydılar.
Birkaç yıl önce Avrupa'daydılar. Quando è la nostra prossima lezione? Bir sonraki dersimiz ne zaman? Bir sonraki dersimiz ne zaman? Lei è sempre una persona molto speciale per lui. O, her zaman onun için çok özel bir insan. O, her zaman onun için çok özel bir insan. Perché è sempre in ritardo per la lezione. Derse neden her zaman geç kalır? Derse neden her zaman geç kalır? Eri qui ieri. Dün burada mıydın? Dün burada mıydın? Ho paura che il tuo bambino sia ancora bagnato. Korkarım bebeğinizin hala 6 yaş. Korkarım bebeğinizin hala 6 yaş. Sarò in biblioteca fino alle 9:30. Dokuz otuza kadar kütüphanede olacağım. 9:30'a kadar kütüphanede olacağım. È triste perché non è mai stato in una nazione straniera. Üzgün, çünkü asla yabancı bir ülkede bulunmadı. Üzgün, çünkü asla yabancı bir ülkede bulunmadı. Tra tutte le persone alla festa, William era l'unico ragazzo con una camicia bianca e una cravatta pulite. Partideki tüm insanlar arasında William, temiz beyaz bir tişört ve kravatlı tek çocuktu. Partideki tüm insanlar arasında William, temiz beyaz bir tişört ve kravatlı tek çocuktu. C'è un mercato di verdure fresche vicino alla banca. Bankaya yakın taze bir sebze pazarı var. Bankaya yakın taze bir sebze pazarı var. L'hotel non è lontano dal teatro. Otel tiyatrodan uzak değildir. Otel tiyatrodan uzak değildir. C'è una farmacia vicino all'ospedale. Hastanenin yanında eczane var. Hastanenin yanında eczane var. Il mio appartamento è vicino alla libreria dell'università. Dairem üniversite kitapçılarına yakın. Dairem üniversite kitapçılarına yakın. L'inizio del film è alle 7:30. Filmin başlangıcı saat 7:30. Filmin başlangıcı saat 7:30. La fine del film è alle 9:45. Filmin sonu 9:45'te. Filmin sonu 9:45'te.
Ci sono alberi e fiori nel parco. Parkta ağaçlar ve çiçekler var. Parkta ağaçlar ve çiçekler var. Gli uomini erano al lavoro in fabbrica. Erkekler fabrikada işteydi. Erkekler fabrikada işteydi. Il fine settimana è un buon momento per riposare. Hafta sonu dinlenmek için iyi bir zamandır. Hafta sonu dinlenmek için iyi bir zamandır. L'inglese è una lingua vivente. İngilizce yaşayan bir dildir. İngilizce yaşayan bir dildir. Il latino è una lingua morta. Latince ölü bir dildir. Latince ölü bir dildir.